Eski Başbakan Yardımcısı CHP Konya Milletvekili Sayın Abdülhatif Şener'le birlikteyiz. Efendim Çankırı'ya hoş geldiniz. Cumhur İttifakı'nın kalesi Çankırı değerlendirmenizi alabilir miyiz? Evet, teşekkür ederim. İzmir Milletvekilimiz Bedri Serter'le birlikte dünden beri Çankırı'dayız ve programlarımız devam ediyor. Ana bulvarda esnaf ziyaretleri yapıyoruz. Daha önce organize sanayi bölgesinde tek tek esnafımızı gezdik. Dün birkaç ilçeye gittik. Genel olarak gördüğümüz manzara şudur. Artık Çankırı'yı Cumhur İttifakı'nın kalesi olarak değerlendirmek mümkün değildir. Çünkü Cumhur İttifakı Çankırı'da artık görünmez olmuştur. Önümüzdeki seçimler yeni sonuçlara gebedir. Hem Türkiye genelinde hem de Çankırı'mızda. Dolayısıyla yeni dönem milletimize, ülkemize, Çankırı'mıza hayırlı olsun diyorum. Efendim peki Çankırı temaslarınızda vatandaşın en çok rahatsız olduğu, şikayet ettiği konuların başında neler geliyordu? Bir kere ekonominin genelinden herkes şikayetçi. Her gün mazot zammı, her gün benzin zammı, her gün elektrik, doğalgaz zammı. Sütten, peynirden, ekmeğe, una varıncaya kadar her şey zamlanmış. Ve peşinden hiçbir Çankırılı yetişemez duruma düşmüştür. Bu ekonomik gidişattan son derece şikayetçiler. Kimse önümünü göremiyor, kimse üretim planlaması da yapamıyor, pazarlama planlaması da yapamıyor. Aldığı ürünü tekrar aynı fiyattan rafına koyamayacağı için fiyatlama yapmakta zorluk çekiyor ve bir keşmekeş halinde. Ekonominin iyi olması demek insanların önünü görebiliyor olması demektir. Eğer ekonomik aktörler, ister üretici olsun ister tüketicisi olsun, önünü göremiyorsa, ne çıkacağını planlayamıyorsa ekonomi kötü demektir zaten. Bu kötülüğü yaşıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün Kızılcahamam kampında yaptığı konuşmada CHP adayını açıklasın, kimse adayını söylesin, seçimler bir yıl kaldı dedi. Ayrıca altılı masanın altında da HDP olduğu yönünde buna benzer iddialarda bulundu. Bunlarla ilgili neler söylemek istersiniz? Millet İttifakı'nın adayını çok merak ediyor belli. Belki de uykuları da kaçıyor. Ama her şeyden önce Sayın Erdoğan'ın yüreği yetiyorsa kendi adaylığını ilan etmesi lazım. Henüz kendi adaylığını ilan etmiş değil. Dolayısıyla bir kere buradan çağrıda bulunalım. Yüreğin yetiyorsa kendi adaylığını ilan et ve seçim gününe kadar da bu sözünden cayma. Görelim bir bakalım. Ama maalesef hep başkasının adaylığını tartışıyor ama kendisi de kendisini anmadan durumu idare etmeye çalışıyor. Yani Bahçeli destekleriz vesaire dedi diye algılarda Erdoğan'ın aday olacağı gibi bir kanaat var ama henüz ilan etmiş ve kararını da vermiş değildir. Diğer taraftan maalesef ayrıştırıcı bir dil kullanıyor. İnsanları ayrıştırıyor ve insanları ayrıştırarak kendi seçmenini dağılmaktan kurtarmaya çalışıyor. Fakat bu siyasetin dili olamaz. Siyasetin dili birleştirici olur. Bütün ülkeyi kuşatıcı olur. Bir bakıyorsunuz ki CHP'lileri, CHP seçmenini dışlayan, sürekli ötelemeye çalışan bir üsluba giriyor. Aynı şeyi diğer bazı seçmen gruplarına göre de yapıyor. Etnik ayrımcılığa dayalı, mezhep ayrımcılığına dayalı olarak vatandaşı bölmeye, parçalamaya yönelik üslubu çok seviyor. Halbuki Cumhurbaşkanlığı makamı 85 milyon insanın kucaklanacağı, birleştirileceği ve millet ruhunun pekiştirileceği bir makamdır. Bu makam rolünü kullanamıyor, sorumluluğunu yerine getiremiyor ama ayrıştırmadan hoşlanıyor. Türkiye'nin milli bekasını zarara sokmamak için, geleceğini, ülkenin geleceğini kurtarabilmek için bu ayrıştırıcılığından kurtulması lazım. Özellikle Cumhurbaşkanlığı makamında böyle birinin bulunması memlekete yapabilecek en büyük kötülüktür. Dolayısıyla
Ben işte ithamları falan ciddiye almıyorum Sayın Cumhurbaşkanı'nın ithamlarını. Çünkü aklına geldiği gibi konuşuyor. Daha 2019 belediye seçimlerinde Abdullah Öcalan'ın mektubunu bilmem TRT'de okutturursun HDP seçmeni kendi partisine oy versin diye. O yetmez. Tutarsın Osman Öcalan'ı ekrana çıkarırsın. Oy istersin. Oslo'da PKK'yla oturur pazarlık yaparsın. Barış sürecidir diye yıllarca toplumu oyalarsın. Ve şimdi gelir. Efendim işte Millet İttifakı'nın altılı masanın altında şu vardı bu vardı diye konuşursun. Bunu konuşma hakkına sahip olmayan tek bir kişi varsa o da Erdoğan'dır. Efendim son bir sorum olacak. Bir dönem Türkiye'nin maliyesini de yönettiniz. Şimdi her gün bir zam geliyor. İnsanlar nerede duracağını bilmiyorlar. Yani bu zam furyası, fırtınası nerede durur? Bu konudaki öngörüleriniz nelerdir? Bu zam fırtınasının durması için Erdoğan'ın gitmesi lazım. Uyguladığı politika bilinçli bir politikadır ve kendine çalışıyor. Ve bu zam politikalarından mutlu görüküyor. Neden? Politikaları kendinize göre dizayn ettiğiniz zaman, ülkeye göre düşünmediğiniz zaman o işten bireysel olarak kar edebilirsiniz ama ülkeyi batırırsınız. Erdoğan'ın yaptığı iş budur. Bilinçli olarak kuru yükseltiyor. Bilinçli olarak. Yani ekonomiyi fazla bilmez ama deneme yanılma yoluyla şunu öğrenmiştir. Politika faizi dediğimiz bir faiz vardır. Bu politika faizi Merkez Bankası'nın bankalara borç verirken aldığı faizin adıdır. Bunu düşürüyor. Bu bütün faizleri düşürdüğü anlamına da gelmiyor. Aslında faizi düşürmüyor ama politika faizine düşürüyor. Çünkü Merkez Bankası şahıslara borç vermez. Onun için Merkez Bankası'nın bankalara verdiği paradan aldığı faiz oranı vatandaşı ilgilendirmez. Ne konut kredilerini ilgilendirir, ne tüketici kredilerini ilgilendirir, ne ticari kredileri ilgilendirir, ne de hazinenin aldığı borç paralardaki faiz oranını ilgilendirir. Mesela politika faizini düşürdüğü halde hazine tefeci faiziyle borçlanıyor, gidiyor. Londra borsasında, bilmem Katar'da, Arap Emirliklerinde çok yüksek şeylerle para bulmaya çalışıyor, faizlerle para bulmaya çalışıyor. Piyasa faizleri de yüksektir ama politika faizini düşürdüğü an kurun arttığını öğrenmiştir. Dolar kurunun artması ise bireysel olarak Cumhurbaşkanı'nın hesaplarına uyuyor. Nasıl hesaplarına uyuyor? Yollar, köprüler, havaalanları, şehir hastaneleri gibi kamu özel işbirliği dediğimiz projeler var. Bu projelerin hazine ödeme garantileri var. Bu hazine ödeme garantileri ne kadar artarsa bu söylediğimiz projelerin elde ettiği gelirler o kadar artıyor. Ve bunlar milyar dolarları buluyor. Mesela ben Plan Bütçe Komisyonu üyesiyim. Aralık ayında, geçen Aralık ayında 2022 bütçesi görüşüldü. Bütçe görüşülürken bu ödeme garantilerine, yani yollar, köprüler, havalimanları ve şehir hastanelerinin ödeme garantileri için mecliste bütçeye, 2022 bütçesine 40 milyar lira konulmuştu. Milyar Türk lirası konulmuştu. 40 milyar. Kur fırladı. Bugün itibariyle 80 milyarı aştı. Bütçe Türk lirasına göre yapıldığı için, ama garantiler döviz cinsinden veriliyor. 5.2 milyar dolar 2022 yılında ödenecek hazine garantileri var bu firmalara. Aralık ayındaki kura göre bu 40 milyar yapıyordu. Bugünkü kura göre 80 milyara çıktı. Yani kur arttıkça artıyor. Peki bu garantili ödemelerin verildiği firmalar neyin nesi derseniz, hiç kimse hazineyi emme basma tulumba gibi yandaşın cebine pompalamaz. Bütün bu kuruluşların hepsinin gizli ortakları var. Dolayısıyla aslında yandaşa pompalanamayacak kadar büyük bu hazine garantileri pompalayan kimse, pompalanan cep de onun cebidir. Efendim son soru dedim ama Çankırı CHP'nin en az oy aldığı şehirlerden birisi. Bu oy oranını artırmayı işte beklentileriniz neler? Oy oranının artmasını bekliyor musunuz? Ben önümüzdeki seçimde CHP'nin Çankırı'dan iyi bir oy alacağını düşünüyorum. Milletvekili çıkarmak hedefimizdir. Önümüzdeki dönemlerde belediyeyi almak hedefimizdir. Ve milletvekillerimiz zaman zaman geleceklerdir. Çankırı'da çalışma yapacaklardır. Bugün biz de İzmir milletvekilimizle beraber
Bu nedenle çalışma yapıyoruz. Bu tempo önümüzdeki seçimlere kadar sürecektir ve inanıyorum ki Çankırı'dan en iyi sonuçla ayrılacağız. Peki, çok teşekkür ediyorum, sağ olun. Ben de teşekkür ederim, sağ olun.